Sanırım bu yarışı kazanmak için hareketlere sahibiz. Yavaş ol kaplan. Hadi odaklanalım. Bir, iki, çat çat çat. O kadar kötü olmadıklarını söylemiştim. Kötü mü? Harikalar Polly. Baban harika dans ediyormuş meğer. Ve annen çift şöleli saç gibi parlak görünüyor. Hala dans ediyorlarsa belki Bayan Faz onlara tavır sorunundan bahsetmemeye karar vermiştir. Umarım. Ceza almak okuldan sonra Y Kızlar filmini görme planlarımızı bozar. Alo? Aa, günaydın Bayan Faz. Ben ceza almadan çıkalım hadi. Polly! Layla, Şani'ye saklanın. Merhaba Polly. Polly, demin Bayan Faz'la konuştuk. Yaramazlık yaptığını söyledi. Oh, işte Y Kızlar filmi planı uçtu. Ama ben biletleri çoktan almıştım. Her şey yolunda mı Balkabağım? Ben de Bayan Faz'a bunu sordum. Balkabağ kısmı olmadan tabii. Ve o da bana 100 kere meraklı sorular sormayacağım yazdırdı. Sadece Nicholas'a elini fazla yükseğe kaldırdığı için bağırınca bir sorun olduğunu düşünmüştüm. Telefonda yüksek sesle alo dediğim için bana da kızdı. Benim de çok sessiz dinlememe kızdı. Genelde en sevdiğim öğretmendir ama bu hafta aşırı huysuzdu. İnsanın hangi sabah tersinden kalkacağını asla bilemezsin. Önemli olan saygılı ve nazik olmaktır. Sana dediği gibi kinayeli ve küstah olmadan. Bu defa uyarıyla bırakıyoruz ama lütfen uslu ol. Teşekkürler baba. Bir daha Bayan Faz ararsa konu daha farklı olabilir. Anladım anne. Ah merhaba Polly. Sanırım tek kolyesi olan sen değilsin. Aa, güzel Gwen. Ve güzel de kokuyor. Peki. Burada olduklarını biliyorum. Aa, nerede olabilirler? Aa, ne arıyor acaba? Düzgün keyif, espri anlayışı, son dersin notları. Günaydın Bayan Faz. Herkes otursun derhal. Bugün çok güzel göründüğünüzü söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemezsin. Sahte itifatlara vaktim yok benim. Dikkat çekme ve filme odaklan. Bizi Y Kızı giysileriyle koltuklara yatmış ve mısır patlağı yerken hayal et. Öğrencilerin dikkatine. Göster ve anlatla anlamamız gerekiyordu ama ilginç bir şey getirmiş olduğunuzdan şüpheliyim. Bay Wells. İlginç bir şeyim var. Bu bir hayalet sümüğü simülatörü. Ve benim fikrime göre dünyanın en havalı cihazı. Okul sulu balonları yasakladı genç adam. Ama bu bir... Avokado maskesi, hemen bir selfie çekeceğim. Cilt temizlemedin. Derste cep telefonu yasak. Bunlar ikinci bir emre kadar çekmecemde kalacak. Oh, geri verilmeyenler çekmecesi. Ama Y Kızları filmi biletleri o telefondaydı. Biletlerin yerinin önemi yok çünkü cezalıyız. Bir şekilde o filme gideriz Layla. Y Kızlar arkada bırakılamaz. Yemeğe kadar sessiz okuma. Gerçek kitap, çizgi roman değil. Harika değil mi? Sahip olduğum tüm kalemleri alıyor. Ve daha sonra içinde takılabileceğimiz küçük modları var. Yüzümü yavru geyiğe benzetip selfie'mi çekemiyorsa ilgilenmiyorum. Köpek filtresi geyik filtresini her zaman geçer.
İçinde keyif yaparken selfie çekmeye zamanımız... Sessiz okuyun dedim. Şu durumda şşşt! Ve o kalem kutusunu kaldırın Bayan Pocket. Üzgünüm Bayan Fuzz, ben sadece... Yeter! Siz dördünüz cezaya kalıyorsunuz. Ama Bayan Fuzz... Sınıfın geri kalanı çıktığında siz burada kalacaksınız. Ben telefonla konuşurken sessiz olmanızı istiyorum. Alo, Bay Pocket. Ben Bayan Fuzz efendim. Yine. Sizinle en kısa zamanda kızınızın davranışıyla ilgili konuşmalıyım. Beni arayın. Şimdi benim bulmam gereken bazı nesneler var. Ben dönene kadar burada kalın. Aa, ye kızlar filmi kaçtı. Bizimkiler kesin bana ceza verecek. Neden bu kadar sorun yaratıyor Bayan Fuzz? Ye kızlar filmine veda ettim. Sınıfta kalmamız gerektiğini söyledim. Ama cep boyu olup kalem kutuma giremeyeceğimizle ilgili bir şey söylemedi. Minik gücü. Evet. İşte bu. Vay canına, ne kadar harika. Yeni yüksek skor. En iyi ceza bu. Harika. Aa, hiç derdimiz yok. Bu gerçekten harika bir hayat. Poli, müziğimi mi açtın sen? Sanırım bas sesi duyuyorum. Adım sesleri Bayan Fuzz. Burada bekleyin. Ne? Nereye bırakmış olabilirim? Büyüt beni. Merak etmeyin. Sizi büyütecek bir yer bulacağım. Bunu fark etmeyecek mi? Shani, Layla ve Nichols nerede? Gitmeleri gerekti. Öğrenciler ceza saati öylece gidemezler. Bu yüzden o kütüphaneciye kapıya bakmasını söylemiştim. Ve baktı. Onları götüren oydu. Onların hızlı okuma yarışmasına katılmaları gerektiğini söyledi. Evet. Eğer bunu uyduruyorsan, üçüncü defa aileni aramam gerekecek Bayan Pocket. Üçüncü defa? Sanki akıllanmıyormuşsun gibi. Beni örnek almalısın. Benim su çeşmesine gitmem gerek. Otur yerine. Bilim sunumu zamanı olduğundan sessizlik istiyorum. İlk sırada... Andre Anderson. Aa, hep ben ilk oluyorum. Kokuyu aldın mı? Kolyeyi almak üzere olmamın kokusu bu. Bu söylediğin mantıklı bile değil. Kim demiş? Sıkı tut onun, benim... Bayan Pocket! Aa! Sen şimdi bunu bilimden daha mı ilginç buluyorsun? Çekmecemdeyken dikkatini dağıtamaz. Ama arkadaş... kalemlerim içinde. Ah, çekmecede saklanamayacak kadar güzelim ben. Bu söylediğin mantıklı bile değil. Ah, güzel telefonum. Seni ne kadar özledim. Burada başka ne var? Belki bir şeyler çıkmamıza yarayabilir. Dünya, güneşten uzak üçüncü ama kalplerimizdeki birinci gezegen. Gregorio, lollipoplar, şaka yastığı. Sümük simülatörüm. Hala çalışıyor. Güneş her şeyin etrafında döndüğünü sanan klasik bir divadır. Ve bu doğrudur. Size daha kaç kere derste dalga geçmemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ama ona dikkat edin.
garip bir aksesuar. Yapma! Aha! Gözlerim beni aldatıyor mu? Yoksa bu Funky Fidget koku atar 3000 mi? Bu koku özelliği olan en büyük stres atma cihazı olmalı. Nicholas, adımına dikkat et. Ay! Bu kadar yeter. Sakin olun. Dur, dur şunu. Geliyorum, geliyorum. Ay. Ben yapmadım. Buna sakın başlama. Ben yapmış olabilirim. Sen mi? Buradaki ben değil. Çekmecenize koyduğunuz rahatlatma küpü kolyemden bahsediyorum. Doğru yerine basarsanız süper iğrenç bir koku yayıyor. Belki de ses çıkarıyordur. O çekmecede koku bombası mı patladı? Otur yerine. Bayan Faz, lütfen beni dinleyin. Onu oradan çıkarmalıyız. Stres atmak için kullanılan bir cihazın şu anda beni korkutması ne kadar da ironik. Boş ver koku şeyini. Biz Y Kızları filmini görene kadar Y teyzeleri olacaklar. Buradan çıkmamız gerek. Ve Nicholas şaka yastığına yaptığı gibi bu küpü de trambolin olarak kullanmadığı sürece güvende oluruz. Gwen Grande, neden okula koku çıkaran bir küp getirdin ki sen? İşim bitti mi? Sanırım bitti. Onu cicim verdi. Dedi ki Gwen, sinyalimi aldığın zaman küpün üstündeki düğmeye bas ve koku bombası patlamadan çıkmak için 2 dakikan olacak. Sonra koku kaosu için ben geleceğim ve Polly'nin kolyesini alacağım. Ne? Bu söylediğim mantıklı bile değil. Suçu büyük annene atıyorsun demek. Ben Grizel'i tanıyorum. Ve o Polly Pocket veya ahmak kolyesiyle ilgilenmeyecek kadar düzgün bir toplum ferdidir canım. Gwen'i duydun mu? Kimse kıpırdamasın. Sanırım patladığı zaman çıkardığı ses bu. Öğrenciler, tahliye prosedürü. Pekala, ikişerli sıra olun hemen. Polly, dışarı çık. Ama su yok. Çık dışarı, hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Cici'nin sinyalini almadan önce patladığı için şanslısın Polly. Eğer bunun hazır olsaydı şimdiye kolyeni almış olurduk. Ben Hademe'ye haber verirken siz burada bekleyin. Minik Cici. Kabul edin, koku çok etkileyici. Polly, şu iğrenç kolyeyi buradan çıkarman gerek. Gibi geliyor. Ne yapacağız? Ama şimdi büyüyemeyiz ki. Ama o çekmeceye geri dönemeyiz. O şaka yastığının sesi gibi kokuyor. Saklanmamız gerek. Minik gücü. İşte burada. Bu masaya nasıl çıktı böyle? Büyük kaos olduğundan eminim. Öğrencileri çıkartmakla çok iyi etmişsiniz. Teşekkürler. Ben kriz anında güvenebileceğiniz türden bir öğretmenim. Alo, Eduardo tatlım. Hiç sorun yok. Sadece sesini duymak istemiştim. Öğrencilerle zor bir gün geçiriyorum ama neredeyse bitti. Ben de heyecanlıyım. Dans yarışmasında olağanüstü olacağız. Bayan Faz da mı yarışmaya katılıyor? Bayan Faz dansçı mı? Bayan Faz birine tatlım mı diyor? Bayan Faz kendine arkadaş bulmuş. Evet, kostümüm hazır ve ayakkabılarım da muhteşemler. Tamam, görüşürüz canım.
ayakkabılar. O ayakkabıları nasıl kaybederim? Aradığı şey onlar olmalı. En sevdiğin ayakkabıları kaybetmekten kötüsü olamaz. Kaybettiğim spor ayakkabılarımın parlak bağcıklarını hala dün gibi hatırlıyorum. Yardımımıza ihtiyacı var. Bayan Faz'ın mı? Ceza alıp Y Kızlar filmini kaçırmamızın sebebi o ama. Bayan Faz'dan ve filmden ümidimizi kesmeyelim. Evet, biri anlatmadan önce o filmi izlemeliyiz. Evet, Imogen'in aslında üçlü ajan olduğu gibi mi? Bunu hiç beklemiyordum. Bakın, bütün hafta dayanılmaz olsa bile Bayan Faz'a yardım edebiliriz. Nezaket en iyi intikamdır. Ben şampuan yerine yoğurt koymak olduğunu düşünmüşümdür. Geri geliyorlar. Büyük bizi. Hey! Bakın kimleri buldum. Hızlı okuma yarışmasından geri dönmüşler. Nasıl gitti? Birincilik. Hangi hızlı okuma yarışması? Jenny, ara. Faz, Dans, Littleton. Merhaba dans çifti. Parlak ayakkabılar mı? Yapabiliriz değil mi? Canım bunlar İtalyan el yapımı gibi. 38 numara diyebilirim. Jenny, ayakkabıları tara ve model çıkar. Üstündeki taşları kaybetmek istemiyorum. Etraf boş. Bayan Betts ve Bayan Hoffman da yarışmaya katılmış. Çok fena. Polly, annenle baban. Bayan Faz'ın mesajından sonra konsantre olmak çok zor. Polly'nin başını derde sokmasını hiç beklemezdim. Evet, yıllar içinde Pearson öğretmeninden birkaç telefon almıştık ama Polly'den asla. Eğer bunlar doğruysa Z Kızlar filmini göremeyecek. Hadi, ayakkabıları Bayan Faz'a götürelim. Sevdiceğim, önemli değil. Ayağında ne olursa olsun o hareketleri yapabileceğinden eminim. Ama onlar benim şanslı ayakkabılarımdı. Son üç yarışmayı onları giyerken kazanmıştım. Ayrıca onları senin seçmiş olman daha özel yapıyordu. Isındıktan sonra daha iyi hissedersin. Büyüt bizi. Böldüğüm için üzgünüm ama sanırım size ait bir şey bulduk. Bu da ne? Bugün birbirimizi yeterince gördük sanıyordum. İşte özel ayakkabılarınız Polly buldu. Gördün mü? Bulunacaklarını biliyordum. Ama bunları her yerde aramıştım. Polly, onları nerede buldun? Şeyin altında duruyordu. Masanızın. Doğru. Siz gitmiştiniz. Ben de Müdür Mondo'ya nerede olduğunuzu sordum. Çok yardımcı oldu. Bize dans edeceğinizi söyledi ve biz de geldik. Ama ben... Biliyorum, biliyorum. Cezada görüşürüz. Ceza mı? Şaka mı yapıyorsun? Şu anda seni öpebilirim. Teşekkürler, teşekkürler. Neden bunu... Sanırım son zamanlarda biraz huysuzdum değil mi? Kızlar, size bir özür borcum var. Bu yarışma benim sinirlerimi çok bozdu ve ayakkabılarımı kaybettiğimi sanınca da işte Polly Pocket, sen bir öğretmenin isteyebileceği en iyi öğrencisin. Bu Polly mi? Bayan Faz ona bir çeşit garip ceza mı veriyor yoksa? Gidelim. Bayan Faz, neler oluyor? Harika ayakkabılar. Bay ve Bayan Pocket. Tanrım, lütfen önceki telefonumu unutun olur mu? Kızınız durum ne olursa olsun, insanlar nasıl davranırsa davransın, birbirimize merhametli olabileceğimizi gösterdi. O örnek bir öğrenci. Bu Polly'mize daha uygun işte. Polly bir harika. Yine de yarış pistinde sizi benzeteceğiz. Bol şans, ihtiyacınız olacak.
Sanırım gidip şu Bey Kızlar filmini görebilirsiniz. Yeah! Ne? Yanlış mı oldu? Burada olmayı tercih ederim. Siz benim yarışmalarımı kaçırmıyorsunuz. Ben de sizinkini kaçırmam. Affedersin ama istemeden işittim. Hepiniz Y Kızlar hayranı mısınız? Hayran demek az gelir. Eduardo o filmin stilistlerinden biriydi. Ödünç alabileceğiniz bir kopyamız var. Tabii bana filmi anlatmayacağınıza söz verirseniz. Siz kahramanı mısınız? Kuşuk kolyeni beğenmediler. Hatta saklamaya çalıştılar. Ama neyse ki ben onu buldum. Al bakalım. Hayır! Büyük korsan Jane Mainsail'dan akıllı olduğunu sanıyorsun. Ama şimdi denize atılacaksın. Senden korkmuyorum korsan Jane. Eğer beni korkutucu bulmuyorsan dostlarım olan köpek balıklarıyla tanışana kadar bekle. Bir anlaşmaya ne dersin? Hardy, har. Bence sen anlaşma yapacak durumda değilsin. Ama yine de duyalım. Eğer bundan kurtulursam adamlarınla ortadan kaybolacaksın. Ve bir daha bu denizde görünmeyeceksin. Anlaştık. Kurtulamazsan ben ne kazanacağım? Bunu düşünmemize gerek olmayacak. Ha, bu da ne? Hayır! Hoşça kal korsan Jay. Hayır, 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 hayır. Bu sefer çok yakındım. Son 15 videonda olduğu kadar yaklaşmışsın bence. Neyi yanlış yaptığımı bulmam gerek. Çektiğimiz açık deniz filmi için kusursuz olmalı. Kimse kötü korsanın kazandığını görmek istemez. Holly sadece eğlence için değildir. Ama biraz daha pratik yaparsan... Belki tekrar izleyebiliriz. Ya da belki o telefonu biraz bırakıp büyük anneni görebilirsin. Seni görmek için buraya kadar geldi sonuçta. Ama... Aması yok. Saatlerdir o ekrana bakıyorsun Polly. Ayrıca bazen sorunlardan uzaklaşıp daha sonra taze gözlerle bakmak faydalı olabilir. Ah, annen geldi. Birlikte yemek yemeye. Ah, sen de mi? Demin Polly'ye telefonunu bırakmasını söylüyordum. Ah, pazartesi fırlatma sunumum için tüm notlarım bunda ama. Dur, geçen aydan beri hazırlanmıyor musun? Asla yeterince hazırlıklı olamazsın. He? Ama en az 100 kere provasını yaptı zaten. Ve pazartesiye kadar 100 kere daha prova yapacağım. Belki değiştirip diğer elimle yakalamayı denersem işe yarayabilir. Tamam. Fırlatma rotası dönüş rotasına eşit olursa... Hey! Onu geri ver! Bayanlar, telefonu bırakma zamanı. Ama bu ses Layla'dan gelen mesajın sesi. Bu da Shani'den. Ve Layla'dan. Ve Shani'den. İkinci. Ve Layla'dan. Biraz rahatladıktan sonra bu mesajlar yine orada olacaklar. Yeni plan. Bugün Pocket Kızlar Kaplıca günü yapacağız. Kaplıca mı? Harika. Sanırım pazartesi günkü sunumumdan önce biraz kendimi şımartabilirim. Tamam. Eşyalarımı alayım. Belki pratik yapma şansım olur diye. Namaste misafirlerimiz. Rahatlık ve huzurla bir bütün olacağımız kaplıcaya hoş geldiniz. Lütfen beni izleyin. Tedavi odaları bu tarafta. Tabii ki ziyaretinizde kusursuz olmayan bir şey olursa mutlaka bana söyleyin.
Müşteri memnuniyetinden fazla önemsediğim hiçbir şey yok. Manikür, pedikür var mı? Elbette, tam servis. Ben saçımı yaptırabilir miyim? Kesinlikle. Ben sauna için hazırım. Sizi temin ederim, sauna şu anda sizin için hazır. Burada bornozlarınızı giyebilirsiniz. Her şeyinizi vestiyere bırakabilirsiniz. Kaplıca güvenlik görevlileriyle güvende olacaklar. Oo, ne kadar VIP. Aslında değil ama lütfen tüm ziyaretçilerimizin istediği anda VIP'ye geçebileceğini unutmayın. Bugünlük normal kaplıca bizim için yeterli olacaktır. Kızlar, önce eşyalarımızı bırakalım mı? Sadece telefonumu alayım. Telefonun çantamda, unuttun mu? Bu senin rahatlama zamanın. Tüm elektronikler vestiyerde kalacak. Tamam, tamam. Cini saatinde dahil. Onları ben alayım. Ama ya... Bakın ne diyeceğim. Kendi telefonumu alacağım. Ne olur ne olmaz. Sadece birkaç saatliğine canlarım. Haklısın. Sanırım dayanabilirim. Şuraya baksanıza. Burası gerçekten harika. Ve bu da pamuk dolu küvetteki koyun kadar yumuşak. Sanırım ben roket kırmızısı seçeceğim. Neden bu beni şaşırtmadı? Ben karar vermekte zorlandım. Denizde balık mı yoksa korsan mavisi mi? Kızlar, iş beyinlerinizi kapatıp eski moda menekşe rengini seçmenizi tavsiye etsem nasıl olur? Bu Layla'nın en sevdiği renk ışık, kamera, motor. Hey, profilime aksiyon çocukları sitesine eklediğimi söylemiş miydim? Beni haftanın dublör sanatçısı olarak seçebilirler belki. Oh, bu çok güzel olurdu. Acaba cevap verdiler mi? Baksam iyi olacak. Ne dedin canım? Ah, hiçbir şey. Haklısın. Ben menekşeyi seçeceğim. Benim tuvalete gitmem gerekiyor. Bilet lütfen. Ah, doğru, bilet. Hemen dönerim. Minik gücü. Buldum. Hayır. Yanlış alarm. Cidden mi? Texas tostu mu? Büyükannemin çantasını temizlemesi gerek. Evet, bakalım mesaj gelmiş mi? Fırlatmanın rotası iniş rotasına... Ah, bu annemin telefonu. Hey Sam, acaba bugün erken çıkabilir miyim? Benim... Namazya olacak, hey değil. Ve programlar her çalışanın astroloji çizelgesine göre dikkatle ayarlandı. Şimdi yıkanmış bornozları asmalıyım. Annemin telefonu! Holly uzun süre tuvalette kaldı. Gidip baksam iyi olacak. Ben halledebilirim. Ben bunları hiç okumam. Biliyorum ama bugün senin rahatlama günün. Kaş almayı eğlenceli yapmanın 5 yolu. Öyle bir şey mi var? Hadi telefon, neredesin?
Çok yaklaşmıştı. İşte buradasın. Affedersiniz, temiz boynuz alabilir miyim? Elbette. Buldum. Görevimiz konuklarımızı rahatlatacak her şeyi sunmaktır. Hayır, 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 hayır. VIP deneyiminden memnun musunuz? Kesinlikle, teşekkür ederim. Büyüt beni. VIP deneyimi istiyorsanız giriş için ücret ödemelisiniz. Namaste. Benim... Namaste. Of. Tuvalet molası verdin demek. Bugün bizim şanslı günümüz. Evet. Feng Shui'yi yakalamanın 5 yolu olduğunu bilmiyordum. Derge değil. Pocket'lar buradalar. Ve o kolyeyi bugün alacağım demektir. Geçen defa da kolyeyi alacağımızı söylememiş miydin? Bugün alacağız Gwen. Bugün. Açıklayabilirim. Tamam, tamam. Evet, telefonuma bakmaya çalışıyordum. Ama sadece aksiyon çocuklarının e-postasına bakmak için ve belki acil cevap istiyorlardır diye. Polly, telefon olmayacağına söz vermiştin. Biliyorum ve çok üzgünüm. Ama şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Telefonumu almaya gittiğimde yanlışlıkla annemin telefonunu aldım ve uzun lafın kısası, şimdi bir kadının VIP bölümüne götürdüğü bornozun içinde. Polly, annenin sunum notlarının hepsi o telefonda. Biliyorum. Daha önce stresliyse notlarının gitmiş olduğunu anlayacağına nasıl olacağını bir düşün. Bu yüzden onu geri almamız gerek. Tamam. Önce bunu düşünelim. Minik olursak VIP bölümlerine girip bornozu arayabiliriz. Telefonu bulduğumuz zaman da yerine geri koyarız. Böylece annem kaybolduğunu anlamaz. İyi plana benziyor. Teşekkürler büyük anne. Minik gücü. Hadi binelim. Çok kolay. O kolyeyi alacağım ve yine de masaja zamanım kalacak. VIP bölümüne giremiyor olmamız çok kötü. Sanırım kendi kaplıcamızın keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Saçmalama Gwen. Bu mesai bitmeyecek miydi? Evet. Bütün insanları rahatlatmak şaşırtıcı derecede yorucu oluyor. Bölüm fethetme zamanı. Üniforma istemiştim. Vay. Bak, tuz banyoları, köpük banyoları, çamur banyoları. Hatta tuzlu köpüklü çamur banyoları. Gerçekten çok etkileyici. Ama odaklanmalıyız Polly. Annenin telefonunu bulmalıyız. Sorun değil. Giydiği şey... Olamaz. Bu sandığımızdan daha zor olabilir. Dur, orada. Cebinden düşmüş olmalı. Minik gücü. Teşekkürler. Ben çıkacağım. Kızımla kayınvalidemi bulmam gerekiyor. Durun, acele etmeyin. Ücretsiz saç modeliniz nasıl olsun? Neyim? Burada ücretsiz bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii tabii, sadece şimdi. Hadi başlayalım. Manikür de yapar mısınız? Tabii. Tamam, acaba saça geçebilir miyiz? Derhal. Koş büyük anne. Oh,
masaj bu kadar mıydı? Maksimum masaj faydaları için görünmez chi auranızda çalışmam gerekiyor ki o da diğer odaya kadar uzanıyor canım. Yakaladım seni Pocket. Duruşun üstünde çalışman gerek. Acaba bakabilir miyim? Bitene kadar olmaz. Çok yaklaştım. Sadece biraz daha. İşte bu. Fena olmadı. Onu ektik mi? Grisel burada ne arıyor ki? Ah bilmiyorum ama ben büyük olup derhal bu kaplıcadan çıkmamızı öneriyorum. Burada büyük olamayız. VIP bölümüne giriş iznimiz yok. İşte. Şu taraftan çıkabiliriz. Pocket! Düşündün. Nereye gidiyorsun Polly? Ne yapacaksın Pocket? Buradan kurtulmanın tek yolu suya girmek. Ama o zaman telefonun mahvolur. Annemin telefonu. Kolyeyi bana ver. Ha, sorun nedir? Büyük annen bu defa sana yardım edemeyecek mi? Bu kolyeyi asla alamayacaksın Grizel. Durduğum yerden şansım çok fazlaymış gibi görünüyor. Şimdi bakabilir miyim? Bitiyor. Bu da ne? Ne yapıyorsun sen? Bunu daha önce yapmış mıydın acaba? Tabii ki. Sosyal medyada meşhur sayılırım ben. Resmen palyaçoya benzemişim. Palyaço surat çok moda. Şu dergilere baksana. Pes etme zamanı Pocket. Onu bana ver. Alınmaca yok. Büyük anne. Ya onu bana ver ya da suya düşersin. Buna gerek yok. Çünkü bu defa inişi başaracağım. Neyi başaracaksın? Hey, ne yapıyorsun? İşte benim Polly. Bu ahmak kız ha? Şimdi şu işi bitirelim artık Polly. Evet. Benden kaçamazsınız Pocket'lar. O kolyeyi senden alacağım. Büyük anne bu harikaydı. Biliyordum ona en az 15 defa izletmiştin sonuçta. Herkes rahatlatıcı bir gün geçiriyor mu? Bir çığlık duydum gibi. Rahatlatıcı mı? Rahatlatıcının tam tersi bu. Bu saç modeli bir profesyonele uyuyor mu sizce? Palyaço makyajına ne demeli? Ucubelere benziyorum. Hemen ailemi bulup buradan... Senin buraya ait olduğunu sanmıyorum. Lütfen kaplıcamdan çıkın. Ama... Çık dedim! Bunu beklemiyordum.
Deneyiminizin rahatlatıcı olmamasına gerçekten çok üzüldüm. Lütfen telafi etmemize izin verin. Sorun değil. Sadece kızımla kayınvalideme... Gününüzü zen deneyimle çevirmek için ne yapabilirim acaba? Büyüt bizi. Ben bunu ait olduğu yere koyayım. Büyük anne, bir şey söyleyeceğim. Telefonu bırakacağım deyip bırakmadığım için üzgünüm. Eğer telefonuma bakmaya çalışmasaydım bunlar olmayacaktı. Umarım kızmamışsındır. Dersini aldığın sürece ben sana kızamam. Aslında iki ders aldım. Bir, sorundan uzaklaşmak gerçekten yardımcı oluyor. Ve iki, büyük annem çok iyi numaralar yapabiliyor. Teşekkür ederim Poli. Umarım bir sonraki rahatlama günümüz daha şey olur. Rahatlatıcı. İşte buradasınız. Neden geciktiniz? Şeye takıldık. Tesisi gezdirme turuna. Harika anne, görmen gerek. Bence de. Hatta günün kalanında ücretsiz VIP girişi teklif etmek istiyorum. Burada bir dakika daha geçirebileceğimi. Anne, VIP bölümünde çamur banyosu var. Ve altı sauna. Yüzüne ve saçına her ne olduysa onu yıkayabileceğin 10 duş başlıklı bir banyosu var. İşte bu VIP hizmeti. Kesinlikle. Şımarmanın büyük hayranıymışım meğerse. Telefonunu özlemiyor musun? Hayır. Hem de hiç. Oh, bugün tamamen ziyan oldu. Sadece kolyeyi alamamakla kalmadım. Kaplıca günüm de boşa gitti. Üzülme Cici. Ben yardım edebilirim. Nasıl? Bazı beceriler edindim. Evi kusursuz kaplıcaya çevirebilirim. Sorun nedir Cici? Palyaço surat çok moda. Şimdi ilk kusursuz üçlü dönüşümü izlemeye hazır olun. Yıldız gibi görünüyorsun. Yapabilirsin. Yapmadın mı? Yaptım, hem de defalarca. Bu defalarca ikiden az mı çok mu? Az. Polly, McLemore tiyatrosundaki modern derviş dans grubu seçmelerine bir haftadan az kaldı. Biliyorum ama şu dönme işini halledebilirsem gerisi kolay olur. Ne? Ben dans edebilirim. Yapışımı gördünüz mü? İnanılmaz zariftim. Şimdi. Büyüt bizi. Sen bunu atlatırken... Bayan Zarif, ben de bize iyi hissettirecek bir şey biliyorum. Karaoke. Biz güçlüyüz. Birlikte. Her şeyi yaparız biz. Her şeyi yaşarız biz. Pinat'ın pit durağı karaoke gecesinde sıradaki Gwen Grande. Hayır, fikrimi değiştirdim. Bu şeyi benden uzaklaştır hemen. Tekrar zamanı gibi görünüyor. Evet bebek, seni seviyorum. Çok eğleniyor gibi. Biri eğlenmeli. Evet, abimde klasik pocket özgüveni var.
de biraz lazım gibi görünüyor. Şarkı söylemekten çok korkuyor. Belki biz özgüvenini artırabiliriz. Güven'e yardım mı edeceğiz Güven? İnanamıyorum, Grisel'in torunu. Kolye hırsızı. İyilik yapmak, iyilik yapmaktır. Bunu yaptığımız kişi şey olsa da... Güven. Ayrıca yardım için bir sebebimiz daha var. Başka bir sebep mi? Özgüvenini kazanmasına yardım edersek eğlenceli şeylerle uğraşırken kolyeyi çalmayı düşünecek vakti bile olmayacaktır. Peki. Ben varım. Kreşten beri Güven'in gardırobuna bir el atmayı istiyordum. Gardırobuna mı? Sadece özgüvenini artıracağımızı sanıyordum. İyi görünürsen kendini iyi hissedersin. Neden hep harika hissediyorum sanıyorsunuz? Bir şey kesin. Güven asla tavsiyemizi almayacağından bunu gizli yapmamız gerekecek. Küçük olup Grizel'in evine girerek Güven'in dolabını değiştirmemizin neresi kötü bir fikir ki? Minyatür sokağında büyük bir indirim varken asla evde kalmazlar. Bunun işe yarayacağından emin misin? %30 indirim. Eve dönerken kostüm dükkanında durabilir miyiz? Yeni sosisli kostümü lazım. Eskisinin ekmekleri sarkmaya başladı. İndirimin gücünü küçümsemeyin kızlar. Buraya biraz renk gelse fena olmaz. Hazır buradayken dekoru da değiştirsek mi acaba? Çocuklar odaklanıp Güven'in odasını bulalım. Dolabını yenileyelim ve çıkalım mı? Galaksiler Arası Kurbağa ve Batakluka Savaşı'nın ikinci bölümünü kaçırdım. Bu taraftan. Ne çok alan, ne az tarz. Acayip fena. Hiç ümit var mı? Büyüt bizi. Bu kadar yetenekli kimin ümide ihtiyacı var? En azından Layla'nın özgüven sorunu yok. Buraya rozet, şuraya yama. Güven'in dolabını yenilemeyi bitirdiğimde attığı her adımla kendini podyumda hissedecek. Vay canına. Kumaşı böyle hassasiyetle kullananı hiç görmemiştim. Şu dikişler, şu süslemeler, görünmez baskılar. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama başımı çeviremiyorum. Ve bitti. Kendimi gerçekten açtım. Yaptığım değişiklikler çok güzel oldu. Güven süper olacak. Geri döndüler. Minik gücü. İndirimde tek bir şey bile yoktu. Yeni sosisli kostümüm dışında ekmeği yerinde. Bir dakika Güven. Burada bir terslik var. Minyatür ördek gölünde toz var. Güven, ev işlerini hala yapmadın mı? Ne işi? Odanı temizlemen, minyatürlerin tozunu alman, çöpleri çıkarman ve en önemlisi Polly'nin kolyesini çalmak için bir plan bulman gerekiyordu. Ayakkabılarla ilgili bir şey yapmak için çok mu geç? Evet. Ve buldum. Sosisliymişim gibi davranacağım ve... Sosisliyi bırak da plan yap. O kolyeyi alana kadar asla pes etmeyeceğiz. Asla! Tarzını görmeyi iple çekiyorum. Bu kıyafeti çok beğendim. Muhteşemden daha muhteşem bir kelime var mı? Çünkü öyle görünüyorsun. Duyduğumu duydunuz mu? Çalışmam bu tarafa doğru geliyor ve moda patlaması gibi görünüyor. Dikkat et Pocket. Çünkü bundan sonra her şey Güven için iyi olacak. Hassas ayarlı gözlem gücüm bana şunu söylüyor. Güven buna kesinlikle bayılmış. Harika. Bu sonraki adımı daha da kolay yapacak.
Sonraki adım mı? Ah, Garisel'i değiştirmemi mi istiyorsun? Hayır. Herkesin Gwen'in özgüveninden etkilenmesi, süper popüler olması ve Grizel'le takılıp kolyemi çalma planları yapacak zamanının olmaması. Gerçi Grizel'e de biraz tarz gerekiyor. Aa, çok güzel. Elbisem mi? Bu eski şey mi? Öylesine giydim ama haklısınız. Çok iyi taşıyorum. Bu eski şey mi? Aa, lütfen. Hadi, onlar Gwen'e bakarken piyanoya gidebiliriz. Pekala sınıf. Polly, Shani ve Layla çok bulaşıcı olan çiçek hastalıkları yüzünden bu derse giremeyeceklermiş gibi görünüyor. Hey! Çiçek hastalığı mı? Son dakika modellik işi için Paris'e uçmamız gerektiğini söyleyebilirdi. İnanılır bir şey olmalıydı. Ve de kimsenin fotoğrafını istemeyeceği bir şey. İşte herkesin ödevleri burada. Gwen Grande, sen bugün piyano çalacaksın. Ama ben piyano çalamam ki. Eğer listedeyse listededir. Dener misin lütfen? Yapabilirsin Gwen. Bu kadar iyi görünürken her şeyi yapabilirsin sen. Andre, sen davuldasın ve Olivia, sen trompette. İşte artık ne kadar kötü çalarsa çalsın kimse duymayacak. Sadece beni duyacaklar ve ben iyiyim. Belki bu özgüven işi bulaşıcıdır. Hayır, bu gerçek. Ben iyiyim. 3 yaşımdan beri nota okuyabiliyorum. Artık kusursuz sesle doğdum. Ve çocuk deha yaz kampında piyano resitalleri verirdim. Shani, böbürlenmeye başlamadan sözünü keseceğim. Başla maestro. Gwen bir harika. Yapabileceğini biliyordum. Piyano çalışmalarım işe yaradı. Gwen, yine başardın. Rozetlerine bayıldım. Bu muhteşem kıyafeti nereden aldın? Bu mu? Bunu kendim tasarladım. Anlamadım. Şşş, piyano unuttun mu? Sanırım bu tip şeyler için yeteneğim var. Bırak kızım. Hayır, yapan benim. Asıl yeteneği olan benim. Şehrin en moda kızı olduğum bile söylenebilir. Bunu iyi karşıladı. Şehrin en moda kızıymış. Boş ver Layla. Her şey tam da bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ben bu fikri kafama oturtmakta biraz zorlanıyorum gerçi. Gwen Grizzly davetler, kulüpler ve AVM toplantılarıyla o kadar meşgul etti ki ikisinin de kolyemi çalmaya zamanı olmadı. Şey, bu mantıklı ama ne pahasına? En modaymış. Kurtul şundan. Bu cuma dans seçmelerine hazırlanmak gibi daha önemli işlerimiz var. En harika dans kostümünü hazırladım. Oradaki en artist insan olacaksın. Çok harika olacağız. Koridoru temizleyin. Poli yere düştü. Bu daha iyi olabilirdi. Sen hiç pratik yapmadın mı? Pek yapamadım. Gwen işiyle çok meşguldük ama bundan sonra odaklanıyorum. Söz. İzi tasarlıyorum. Güzel müzik çalıyorum. O zaman resimlerim de olağanüstü olur. Gwen resim yapamadığını fark ederse özgüvenine ciddi darbe gelir. Belki de bu iyi bir şeydir. 2 veya 10 sıra düşerse benim için hiç fark etmez. Şehrin 10. tarz kızı olması ona daha uygun gibi. Bir şey yapmamız gerek. Yaptığı şu karmaşaya bakın. Birinin karmaşasının başkasının eseri olacağını bilecek kadar tarih dersi aldım. Hey Pocket, şuna bak. Herhalde bunu Liddleton Sanat Müzesi'nden geldiğini falan düşüneceklerdir. Evet Gwen. Aferin sana. Dediğimi düzeltiyorum. Gwen'in tablosuna soyut dışa vurumculuk katma zamanı geldi.
Diş fırça olmadan çalışamam. Bunu söyleyeceğimi sanmazdım ama çok iyisin Gwen. İyi mi? Bence dahi demek daha uygun olur. Ama sanırım benim kadar büyük kelimeler bilmiyorsun. Ben okulun en akıllı insanıyım. Oh, şimdi de benim bölgeme girdi. Kim bugünkü seçmelerde deli gibi dans etmeye hazır? Gerginim. Ama epey iyi hissediyorum. Sabah çalışabilmek için saatimi yarıya indirdim. En azından siz çalışmışsınız. Ben hiç zaman bulamadım. Matematik kitabı? İhtiyacım yok. Sadece yanında mı diye bakmıştım. Gelen var. Güven geliyor çocuklar. Sizden çok daha özgüvenli kişiye yol açın. Bir canavar yarattık. İki elli alev soluyan aşırı özgüvenli Gwen canavarı. Bakın o kadar kötü değil. Pilatın pis topuna cici. Bana hemen bir smoothie lazım. Peki Gwen ama bizim aslında... Bunu smoothie'mi içtikten sonra konuşuruz cici. Bu plan kusursuz yürüyor. Onlar pit stop'tayken biz de sorunsuzca seçmelere gidebiliriz. Sanırım şimdi yutkunmalıyım. Ben senin yerine yaparım. Sandığımızdan daha büyük bir şey olabilir bu. Bunu yapabiliriz. Aslında siz benden daha iyi yaparsınız. Ama ben de deneyeceğim. Belki de yapmamalıyım. Dediğin gibi kesinlikle bunu yapabiliriz. Elimizden geleni yaptığımız sürece gururlanabiliriz. Ne olursa olsun. Elimden geleni yapacağım. Şimdi siz ısının, sıranız geldiğinde çağıracağız. Affedersiniz. Affedersiniz. Pardon. Bu hiç iyi gitmiyor. Oh. Döndüm. Emma da işte burada. Ben Modern Derviş Dans Grubu'na liderlik etmeye geldim. Diğerleriniz artık gidebilirsiniz. Ne yaptık biz? Ben Brenda. Ve her şeyde çok iyiyim. Hey Gwen, senin dansçı olduğunu bilmiyordum. Çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bugünlerde Gwen her şeyi iyi yapıyor. Bir şeylerde iyi olmayı denemiyorum bile. Peki Gwen. Ama ben dışarıda bir şey unuttum. Hemen dönerim. Yerinde olsaydım dönmeye zahmet etmezdim. Bu muhteşemliğin karşısında iyi görünmene imkan yok. Sonuçta... Bu bir felaket. Biz özgüvenli bir kız yaratmadık. Aşırı özgüvenli, kibirli bir canavar yarattık. Büyük fark var. Ve bu canavar kontrolden çıktı. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer çıkıp dans etmesine izin verirsen rezil olacak. Ve bazen sinir bozucu olsa da çıkıp vals yapmasına sebep olan kişi ben olmuş olacağım. Modern dans. Doğru. Oraya çıkıp seçmelere katılamaz. Rezil olduğunu görmek istemiyorum. Şu ana kadar onu iyi gösterdik. Neden yine yapmıyoruz? Onu kopyalayıp çok iyi dans genleri ekleyebiliriz. Klon teknolojim yeni bitti. Eğer çıkıp rezil olmasına izin verirsek göreve başladığımız halinden daha kötü olacak. Ona gerçeği söylemeliyiz. Gwen bizim... Gwen Grande! İlk sıra sende. Güzel. Çünkü ben ilklere aidim. Başkasını görmeye ihtiyacınız olmayacak Madem Poet'e. Onu durdurmamız gerek. Sadece bakmak bile dizlerimin bağını çözüyor. Ben rahatım. Benim için torbada keklik. Çanta mı diyecektin? Sen bana çanta mı dedin? Gwen, biz de seninle bunu konuşmak istiyorduk. Hayranlarım benim için hazır. Gwen, çok üzgünüz. Daha özgüvenli hissetmen için giysilerini seni tarz yapacak şekilde değiştirdik. Ve senin yerine piyano çaldık. Ve tablonu düzelttik. Çünkü yani gerçekten çok kötüydü. Biliyorum. Biliyor musun? Bunların hiçbirini yapmadığımı biliyordum. Hala ne bekliyorsunuz?
Bana dans şeyini de yaptırın. Bekliyorum. Sana bunda yardım edemeyiz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Neyse, en azından üçünüz sayesinde kendimi harika hissediyorum. Ve başka şeyler de fark ettim. Bu iyi, değil mi? Kolyeni çalmak için hep Cici'nin yardımını istemiştim. Ama artık kendi başıma yapabileceğimi biliyorum. Bu plan ters tepti. Minik gücü. Seni yakalayacağım Pocket. Bizi takip edemeyeceği bir yere gitmemiz gerek. Gitmeye cesaret edemeyeceği tek bir yer var. Şar, Dick. Ben dikkatimi dağıtırken siz kaçın. Skursa yakala Gwen. Ama sevinmiş gibiler. Bravo Gwen. Bravo. Harikaydı. Bayıldım. Bana kolyeni alacak özgüveni verdiğin için teşekkür ederim. Gwen başarmış. Bizim sayemizde. Ben de çaylak derviş oldum. Harika. Ben de. Ben girememişim. Çok üzgünüm Polly. Bu büyük haksızlık. Bu kadar uğraştığımız yerlerimizden vazgeçerek bariz şekilde alınmamanı protesto etmemizi ister misin? Hayır, bu adildi. Ben sizin kadar çalışmadım ve içinizdeki en zarif kız da sayılmam. Sonraki seçmelerde kusursuz dönmek için çalışacak bir senem var. Ya da belki her şeyde o kadar iyi değilimdir ve modern dans iyi şeylerden biri değildir. Yani buna üzülmedin mi? Hiçbir şey Pocket özgüvenini bozamaz. Karaoke? Evet. Hadi yapalım. İşte böyle yaparız. İşte böyle yaparız bebe.